Herkese merhaba. Bugün Snickers pasta yapıyoruz. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtamın üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip krema haline gelene kadar yaklaşık 5 dakika karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı unumuzu, 1 paket vanilyamızı, 1 paket kabartma tozumuzu ekleyip eliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız karışımımızı kalıbımıza boşaltıyoruz. Kalıbımın tabanına yağ keserdim. Kenarlarını yağladım. Siz isterseniz borcam da kullanabilirsiniz. Hazırladığım karışımı boşaltıyorum. Pandispanyamızı önden ısıttığımız 170 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz. Pandispanyamız pişti. Soğuması için bekletiyoruz. Pandispanyamızı ıslatmak için 2 su bardağı oda sıcaklığındaki sütle 1 kahve fincanı şekeri karıştırıyoruz. Soğuyan pandispanyamızı kalıbından çıkartıyoruz. Servis tabağımızı alıyoruz. Çemberimizi tekrardan etrafına yerleştiriyoruz. Hazırladığımız şerbeti pandispanyamızın üzerine döküyoruz. Çekmesi için dinlendiriyoruz. Fıstıklı tabakamız için 1 su bardağı toz şekeri yakmadan eritiyoruz. Şekerimiz iyice eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 kutu krema ilave edip hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Kremamız ısındıkça şekerimiz eriyecektir. Bu nedenle endişe etmemize gerek yok. Şekerimiz eriyene kadar bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Karamelimizi ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Kremamız için 2 poşet krem şantimizi karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı soğuk süt döküp katı kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Üzerine suyunu süzdüğümüz 200 gram labne peynirini ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız kremamızı şerbetini çeken pandispanyamızın üzerine döküyoruz.
Karamelimizi hazırlayana kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Soğuyan karamelin üzerine bir su bardağı fıstığımızı döküyoruz. Karıştırıyoruz. Dolapta beklettiğimiz pastamızın üzerine döküyoruz. Dikkatli bir şekilde dağıtıyorum. Bir kürdan yardımıyla şekiller veriyorum. Pastamı bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Pastamızı bir gece dinlendikten sonra kalıbını çıkartıyoruz. Pastamız enfes görünüyor. Hemen kıvamına da bakalım. Yumuşacık olmuş. Özel günlerinizi, doğum gününüzü süsleyecek çok lezzetli bu tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.